günlerden Nusaybin'de ise bulunduğumuz nokta Gırnavaz Tepesi, Gırnavaz Höyü veya Gırnavaz Cil Tepesi. Şimdi tepe Nusaybin'e 5 kilometre uzaklıkta, etrafı Nusaybin'le çevrili bir bölge. Bu bölgede höyük çalışması, kazı çalışması yapılmış ve bu kazılarda 4 tane döneme rast gelinmiş. En belirtili dönem de Urartulardan çıkan tabletler ve vazo tarzı şeyler olmuş. Fakat bu çıkan tarihi eserlerle değil, şu an bulunduğumuz mezarla beraber Cin Tepesi olarak daha çok ilgi ve rağbet görmüş. Kur'an'da hadisesi geçen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde belirttiği Müslüman olan cinlerin padişahı Mir Osman'ın bu tepede yaşadığı düşünülüyor ve buradaki yatırın da onunla bağlantılı ya da mezarın onunla bağlantılı olduğu düşünülüyor. O yüzden bu tepeye Gırnavaz Cin Tepesi diyorlar. Etrafa gördüğünüz gibi Nusaybin'le çevrili. Nusaybin gerçekten tarihte çok önemli bir noktaya sahip. Çok önemli olaylar gelişmiş kendisinde. O yüzden böyle bir şeyin de burada olmasına çok şaşırmıyoruz. Biz de yerinde bir görelim dedik Cin Tepesi'ni. Buraya bu bölgedeki insanlar özellikle ruhsal sıkıntı yaşayan hastalarını getirip bir gece burada uyutuyorlar ve uyumanın sonunda şifa bulduklarına, tedavi olduklarına inanıyorlar. Bir söylence buradaki taşlar üst üste cinler tarafından konuyor. Onlar oyun oynuyorlar. Sabah geldiğinde onu dağılmış buluyorsunuz. Bir başka rivayete göre ise siz taşları üst üste koyuyorsunuz. Hastalığınız için şifa ya da dilekleriniz için dua ediyorsunuz. Taşlar olduğu gibi duruyorsa oluyor şeklinde iki ayrı rivayet var. Aslında bütün bunların hepsi rivayet ama ateş olmayan yerden duman çıkmaz misali. Burada mutlaka bir şey vardır ama doğrusunu Allah bilir diyelim. Biz tekrar edelim. Gırnavaz Höyü, Gırnavaz Tepesi yahut Cin Tepesi, cinlerin padişahı Mir Osman'ın yaşadığı tepe olarak bilinen Gırnavaz Tepe'de, Cin Tepe'deyiz, yürüyen ayaklar olarak.